günler değerli seyircilerimiz. Yine bir Lev Gökkuşağı'nın Renkleri programında birlikteyiz. Bu akademik yılı inanılmaz yoğun ve dolu dolu geçti. Ne mutlu bize ki üniversitemiz büyüyor ve en önemlisi büyürken de Kıbrıs'ın en yeşil bölgesi olan güzel Lefke'mizi de beraberinde büyütüyor. Şu anda Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 50 farklı ülkeden gelen bir öğrenci profili oluşmuştur. Her geçen yıl yabancı uyruklu öğrenci sayılarının ve ülke sayılarının artması bize heyecan veriyor. Neden biliyor musunuz? Üniversitemizde eğitim gören her öğrenci aldıkları eğitimden sonra gittikleri yerde kendi ülkeleri olsun veya olmasın bizim ve bizim derken hem LAÜ hem de KKTC'yi kastediyorum birer elçimiz oluyorlar. Bu sebeple yabancı uyruklu öğrencilerin burada oluşmaları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Kıbrıs'a gelmeleri, kültürümüzü öğrenmeleri, kaliteli eğitim almaları ve dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamaları bizim için çok önemli. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki biz Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrencilerimize burada yaşamalarını renklendirecek ve bir ömür boyu onlara beraberlerinde taşıyabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Öğrencilere öğrenci dekanlığımızın kontrolünde çeşitli kulüpler açmalarını teşvik ediyoruz. Bu kulüpler eğlence ve kültürel etkinlik anlamının yanı sıra en önemlisi akademik gelişim anlamında da büyük roller oynuyor. Bugün işte o güzel kulüplerin biriyle birlikteyiz. Bu arkadaşlar çok kıymetli, çok zeki ve girişimci. Kültürleri bir araya getirebilen en önemli nokta nedir? Elbette ki lisandır. Birbirlerini gerçekten tanıyabilmek için o kişiye öncelikle aynı dili konuşabilmeniz gerekmektedir. Öte yandan çok önemli bir atasözümüz var biliyorsunuz. Bir lisan bir insan. Yani ne kadar lisan biliyorsanız o kadar dünyaya açılabilir, uluslararası platformlarda yarışabilirsiniz. Kampüsümüzde 50 farklı ülkeden gelen bu çocuklar da bunun önemini biliyor ve bunun üzerine bir uluslararası lisan kulübü adı altında bir kulüp kurmuşlar. Hedefleri tüm öğrenci arkadaşlarına çeşitli lisanlarda eğitim vermek ve bunu yaparken kültürel kaynaşmaya yaratmak. Gelin hep birlikte bu çocuklarla tanışalım ve onları tanıyalım. Hello ladies and gentlemen, welcome. It's very nice to have you here. First of all, I would like to thank you for taking your precious time to spending time with me. Before we talk about your club, which I think is fascinating, I would like to get to know you first. Öncelikle öğrencilerimizin kulübünü tanımadan öncelikle onlarla tanışalım dedik ve bu şekilde devam edelim. First, you young lady, who are you? Where are you from and which program are you here to study? So me, I'm Carolina and I'm from Czech Republic. I'm the only one and yes. My department is international relations. Very good. Arkadaşımız Carolina, kendisi Çek Cumhuriyeti'nden. Tek öğrencimiz Çek Cumhuriyeti'nden ve okuduğu bölüm ise uluslararası ilişkiler. Hemen devam ediyoruz. Let's continue on with you. Okay, I'm Isam Hamzawi. My name is Isam Hamzawi. I'm from Morocco. Morocco. And I'm studying agriculture. Very good. İkinci arkadaşımız Faslı. Kendisinin ismi Isam ve ziraat bölümünde eğitim alıyor. Let's continue. I'm Andrew. I'm from Mongolia and I'm studying software engineer at the school here. Very good. And I do believe that you studied in the United States. I can see from the accent. Very good. Arkadaşımız Andrew, kendisi Moğolistan'dan geliyor ve yazılım mühendisliği eğitimi alıyor. Ama ancak lisanından, konuşmasından, şivesinden hemen kaptım. Evet, arkadaşımız Amerika'da yaşamış, orada da eğitim görmüş. Devam edelim. Let's continue. I'm Nauruz. I'm from Tajikistan. I'm studying in civil engineering. Civil engineering. Yeah. Nauruz, sen Türkçe'de konuşuyorsun değil mi? Yani konuşalım. Nasıl Türkçe'yi biliyorsun? Yeterli biliyorum kendim için. Anladım. Nerede öğrendin? Şey, bizim ülkemizde Türk okullar diye okullar vardı. Orada okuldum. Yani bir Türk okulundan mezun musun? Liseyi orada mı bitirdin? Evet, çok orada. Güzel. Çok güzel. Evet, arkadaşımız kendini tanıttı ama yine de üzerinden tekrar geçelim. Kendisi Nevruz, Tacikistan'dan geliyor, inşaat mühendisliği okuyor ve kendisi
Türk bir kendi ülkesinde var olan bir Türk lisesinden mezunmuş sayın izleyiciler. Okay, let's move along. Now that we've gotten to know, learn about you, let's talk about the club. Okay. Evet sayın seyirciler, şimdi hemen kulübe geçiyoruz. Kulüple ilgili biraz bilgi alalım diyoruz. Why the International Language Club? Let's start with you, Carolina. Well, in my opinion, it's a great opportunity how not just to teach people new language, mm-hmm. introduce them cultures, but it's also opportunity how to gather people together, mm-hmm. how to meet new people, and how to destroy the borders or the problems we might face because we don't understand all each other. Right. Excellent. Excellent. Carolina Hanım, kızımız çok güzel bir cevap verdi. Yani bu kulüp kurulurken diyor, en önemlisi lisan, kültür ve eğlenceli oluyor diyor. Ama en önemli nokta da aramızda öğrenci, diğer öğrenci arkadaşlarımızda olan kültür farklılığının yanı sıra lisan sorunlarının da kalkmasını istediğimiz için bu kulübü kurmuş bulunmaktayız ve kesinlikle katılıyorum. Çünkü bir kültürü öğrenebilmek için başta mutlaka lisan çok önemlidir. Ve diğer çocuklar da bu çeşitli lisanları öğrenebilirken neden olmasın? Yani sadece İngilizce değildir. Diğer lisanlar da çok önemlidir. Ve gerçekten çocuklar bu işi yaparken de anladığım kadarıyla çok büyük zevk alıyorlardır. Okay, moving along. Who came up with the idea? So. Navruz? Yes, I can. I have too much friends who wants to want something new. Something okay. new. And my best friend who mm-hmm. wants, he is Turkish, who wants to learn English. Right. He said, make something that I could do it. Right. So I made this club mm-hmm. because of his right. mind. Okay. Thanks to him. Nevruz diyor ki, kulübün aklına kim geldi dedik. Yani ilk kim başlattı, böyle bir fikri kim ortaya attı. Ve Nevruz dedi ki, benim fikrimdi. Türk bir arkadaşım vardı. Burada Türkçe bölümü okuyan çocuklarımız da vardır biliyorsunuz. Ve arkadaş demiş ki bir şeyler yapın. Bizi de ek olarak İngilizce, boş zamanlarımızı değerlendirebilecek. Lütfen bana bir ortam yaratın. Ben de İngilizce öğrenmek istiyorum düşüncesiyle böyle bir kulüp kurulmaya karar vermişler. Okay, so when was it formed? İsam? Okay, we started the club last month. Last month. So it's still very brand new, very fresh. Yeah. İslam'a sordum ne zaman kuruldu kulüp? Geçen ay kulübü kurduk resmi olarak geçen ay. Formally, right? I mean, yes, I do believe that you were thinking about it for 2 months, but by the time you gathered everything, the whole committee and everything, which is the longest process, I think. But for a month it's been running. Yes? Yes. Okay. Arkadaşlar diyor ki işte ben de hatırladığım kadarıyla 2 ay gerçekleşmişti bütün komiteyi bir araya getirmek, yönetim kurulunu kurmak ama fiilen 1 ay var ki bu kulüp faaliyettedir diye cevap verdi İsam arkadaşımız. Do you have any special plans for this semester, like special events? Andrew, why don't you answer this question? We have a couple of big events planned, but the upcoming one is for Spring Festival. We have a couple things planned. We would like to keep it a surprise. Okay. Andrew arkadaşımız der, birkaç tane şeyimiz var. Önümüzdeki haftalarda etkinlikler planlıyoruz. Ama en önemlisi bahar şenlikleri çerçevesinde veya uluslararası kültür festivali çerçevesinde bir şeyler planlıyoruz. Ve onu da sürpriz bırakmak istiyoruz. Ve bizi izlemeye devam ediyor yani kısacası arkadaşlar. Okay, moving along. Now let's talk about your positions within the committee itself. Who's who? Şimdi ise kulüp yönetimindeki rollerini öğrenelim diyoruz. LAÖ'de tüm kulüplerin bir yönetim kurulu vardır. Kulübün tüm sorumluluk ve organizasyonlarını da bu yönetim kuruluna aittir. Ve işte bu kulübün de yönetim kurulu kimlerdir ona bir göz atalım. Who is president? Well, it's me. Okay, Carolina, you're the president. Yes. And the vice president? We're missing him. He's not present today. Okay,
Carolina başkan oluyor kendisi. Başkan yardımcımız da Azimat isminde bir arkadaşımız. Burada kendisi maalesef bugün gelemedi. Çok önemli bir dersi olduğunu söyledi. Ona başarılar diliyoruz. Ama Azimat'la ilgili biraz sorular soralım dilerseniz sayın seyirciler. Who is Azimat? Let's learn a little bit about him as well. He's from Kazakhstan, I do believe. Yes. And which program is he studying? Electronic engineering. Electronic engineering? Yes, yes, yes. Okay. Azamat arkadaşımız Kazakistanlıymış kendisi ve elektrik elektronik bölümünde eğitim alıyormuş üniversitemizde. Okay, so who's the general secretary? So I am general secretary. Nowruz, genel sekreter, kulübün genel sekreteri Nowruz arkadaşımız. The treasurer, muhasebecimiz. Andrew, I'm the treasurer. Okay, and PR. Okay, I'm responsible. PR. Yes, I'm okay, responsible. Let's talk about a little bit about the PR. What does the PR section do? Okay, the communication, communication, and the media activity. Instagram, Facebook. Okay. Like so whenever there's an event coming up, or if there's any changes and so on and so forth, that's your position. Yeah. Okay. İsem arkadaşımıza işte halkla ilişkiler sorumlusu kendisiymiş. Bu sorumluluk ne içermektedir diye sordum. İşte sosyal medya, gerekli zamanlarda işte reklam vermek, diğer üyelerle, üye olan arkadaşlara iletişim kurmak vesaireler İSAM'ın sorumluluğudur. Muhasebe tabii ki Andrew'dadır. Onların da işte fundraising yani komiteye, kulübe eğer bir kampanya başlatmak istiyorlarsa bir satışa, bilet satışı şu bu falan o da tüm sorumluluklar Andrew'a aittir. Nevruz arkadaşımız genel sekreter olduğu için yapılan bütün toplantıların tutanaklarını tutmaktadır. Tutanaklar işte danışman hocalarına ki bu durumda danışmanları arkadaşların dış ilişkiler müdürü olarak ben oluyorum ve onlarla seve seve sürekli olarak çalışmalar sürekli olarak her istediğimi yapıyorlar arkadaşlar yönlendirmelerime çok dikkat ediyorlar. Ve çok güzel bir başlangıç yaptı arkadaşlar. İşte Nevruz arkadaşımız da tutanakları tutuyor ve tutanaklar çerçevesinde bilgiyle alışverişinde yapıyorlar ve bana sunuyorlar şey olarak. Vice President elbette ki Azamat bugün burada değil. President'in yani başkanın olmadığı, gidemediği zamanlarda elbette ki başkan yardımcısı harekete geçiyor. Ama sonuç itibariyle başkan President, you're the big boss, right? I'm trying to be. You're trying to be. And it's not easy for keeping the guys together, is it? No, especially the guys. Yeah. Carolina diyor ki, ben de dedim ki, Carolina büyük patron sensin. Ve dedi, evet dedi, denemeye çalışıyorum, patron olmaya çalışıyorum. Erkeklerle çalışmak çok zor, sürekli onlara itip kalkma, hadi yapalım diye motivasyon motive etmesi gerekiyor. Ama iyi gidiyorlar arkadaşlar. You guys are doing very well. Congratulations. Thank you. Very Thank well. You. Okay, now let's talk about which languages are being taught. Şimdi de hangi lisanlar ders veriyorlar, onları bir öğrenelim. How many languages do you actually teach within the club? Can you share with us, anybody? Okay. So we have now we have current like six languages. Okay. And which are they? English, Turkish, Spanish, French, Arabic and Russian. Russian. Çok güzel. Sayın seyirciler, sordum ki kaç tane lisan eğitim veriyorsunuz bu kulüp çerçevesinde? Karin arkadaşımız dedi ki 6 tane lisan varmış ve bunlar İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Türkçe ve Rusça. So, as I understand, a lot of your international friends want to learn Turkish. Yes? Yes. I mean, we do speak within the faculty. They have, all international students have a course called Turk 101, I do believe. Turkish 200. Turkish 200 or something like that. So that actually teaches the basics. But there are students who want to upgrade in that. So that's where you guys kick in? Yes. Do I understand that correctly? Also. Mm-hmm. But in some languages, we are trying to put this in more like a
reality-based thing, so there's lots of conversation going on. Because right. in classes, you learn the basic, but you don't right. actually have a practice. Absolutely, which is the most important thing. Ben arkadaşlara dedim ki anladığım kadarıyla yani Lefke Avrupa Üniversitesi'nde tüm yabancı uyruklu öğrencilerimiz mutlak surette bir Türkçe dersi alıyorlar ve bu ders çerçevesinde en azından hani standart konuşabilmeleri için veya ne bileyim Türkçeyi standart olarak öğrenebilmeleri için bir adım oluyor. Karolina arkadaşımız da dedi ki biz bunu daha farklı bir boyuta getirmeye çalıştık. Bu lisanı hem Türkçeyi hem diğer lisanları biz daha çok pratik yaptırmaya çalışıyoruz. Yani kitaplarda, derslerde gramer öğrenilir, dil bilgisi öğrenilebilir ama günlük yaşamda nasıl konuşulur, nasıl iletişim kurulur, biz daha çok ona önem vermeye çalışıyoruz diyor ve ben de kesinlikle katılıyorum. I do believe it's correct. I mean, teaching practical language is the most important thing to learn because you can learn the academics, you can learn the grammar, but actually having a conversation with people is a totally different level. So I think you guys are doing a wonderful job. Okay, and let's talk about, finally, how many students do you have in total? Currently registered, we have 170 students. 170 students. That is divided primarily between Turkish, English, and then smaller groups into other languages. Smaller groups, okay. Şu anda sorduğum soru, sayın seyirciler, kaç tane kayıtlı öğrenciniz vardır ve bu öğrenciler yoğunlukla hangi lisanları tercih ettiler? Andrew arkadaşımız verdiği bilgiye göre 170 tane kayıtlı öğrencileri varmış. Düşünün ki sadece bir aylık bir kulüptür bu. 170 tane kayıtlı öğrencileri vardır ve bu kayıtlı öğrenciler İngilizce ve Türkçe olmak başta olmak üzere diğer lisanlara da yoğun taleplerin olduğunun bilgisini vermiştir. Okay, so last but never the least, how many times a week do you have your classes? Two times a week. And what time are these classes? Well, it's always in the evening after all these regular classes are done. Right. So okay. it's usually starting right. around 6. Right. So it's basically learning language as an extracurricular activity. Yeah. Yes. That is correct. Yes? Yes. I mean, that's the explanation for it, right? Evet sayın izleyiciler, arkadaşlara sordum hangi saatlerde bu dersleri veriyorlar ve arkadaşlar kesinlikle normal eğitim saatlerinin sonrasında haftada iki kez oluyormuş. Dersler genelde 6 civarında başlıyor ve açıkçası ben de dedim ki sordum ki arkadaşlara yani bu lisan dersleri tamamıyla bir aktivite olarak değerlendiriliyor. Ekstra aktivite olarak ve evet dediler. Yani bu arkadaşlarının arasında yaptıkları bir bilimsel bir çalışma, yani bir lisan çalışması, birbirlerinden eğitim almak, birbirlerine eğitim vermek ve en önemlisi bir kültür kaynaşması yapmaktır. Çocukların hedefleri bunlardır. Okay, last, I said last a little while ago, I realized that now, but I promise, the last. Let's talk about some of the challenges that you faced, maybe from the beginning. What's the positive feedback that you're getting now, and the plans for the future? Sayın seyirciler, arkadaşlara soruyorum ki son olarak yani karşılaştıkları sorunlar nelerdi? Biliyorsunuz her kulüp, her yönetim kurulu kurulurken mutlak bir takım negatif, olumsuz veya ne bileyim zorluklarla karşılaşmış olabilirler. Bunların bazıları ne olmuştur? Şu anda nelerle, işte güzellikleri nelerdir? Ve önümüzdeki akademik yılında neler planlıyor? Onlarla ilgili biraz değineceğiz. So who wants to go first about the challenges at the very beginning? Well, I think we can start with English. All right. English had a lot of difficulties due to the initial communication with the students because a lot of students are either coming from prep school with a certain intermediate level which they can speak and do a bit of basic grammar, or they're coming with absolutely no English background.
From the Turkish programs, yes. Who are coming, okay, who are enrolled, uh-huh. So I thought of the best solution for these challenges would be to enlist one of my Turkish friends to have as a translator for right. my beginner's level classes, and that's right. been working out pretty well so far. Okay, okay. And did you have any, I do believe you guys faced some problems maybe with the numbers because you weren't expecting so much. I mean, did you have any problems with that? Yes, of yeah. course. when you start something like this, for me as a foreigner, uh-huh. you don't expect to get so such popular a, or right. such an amount of students yeah. coming. Uh-huh. And there are still like students stopping me and asking me about it. Right. So, right. And that's a positive thing. It's a positive thing. I mean, it might sound like a challenge, but yeah. I think it's mm-hmm. it's definitely a positive thing. I think that you guys are on the right track. And I think there are a lot of good things that might come out of this. Sure, we hope so. Yeah, and I hope that you feel the same way as well, because you are working, you've been working so hard for it, but I think that it's gonna work. And what about the next academic year? I mean, what do you have any special plans? We are okay. hoping to broaden our horizons by introducing a couple of new languages. More languages, wow! Yes. Yeah, okay, maybe. Okay, very exciting, okay. Maybe China. Chinese, Japanese, we'll China. See. Japanese. Do we have anybody that knows these people? Yes. We have, yes. You will be surprised. Like, when you get really? To know the people, there are people actually coming to me, asking me, hey, can I teach Japanese? I lived in Japan, I studied Japanese. I want to share this with other okay. students. Wow! Well, that's fascinating. That's wonderful to hear. Wow! Evet sayın seyirciler, yani arkadaşlarla konuştukça ne kadar güzel ve ne kadar etkileyici olduğunu bu olgunun daha çok anlıyorum. Birinci sorum işte kulübü kurarken ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını sordum. Andrew arkadaşımız en büyük sorunumuz sanırım İngilizce oldu. Neden dedi? Çünkü derse almak isteyen çocuklarının çok büyük bir kısmı direkt Türkçe bölümü alan, okuyan öğrenciler olduğu için hiç hazırlık okulunu okumadan bizim yanımıza geldiler dedi. Bu sebeple de dedi yanıma mutlaka bir Türk arkadaşımı almam gerekli dedi. En azından ilk tercümanlığı yapabilmek için. Sanırım en büyük sorunumuz, sorun değil de en büyük engelimiz diyelim. Ama bu engeli bakın ki aştılar bu arkadaşlar. Yani o sorunu orada görür görmez hemen Andrew işte Türk bir arkadaşına rica ediyor ve orada hemen işbirliği yapıyorlar ve o sorunu o şekilde hallediyorlar. Caroline arkadaşımız da şey dedi, hani ikinci bir sorun sayıların bir anda gelmesi. Bu kadar feedback alacağımızı, geri dönüşüm alacağımızı beklemedik dedi. Ama inanılmaz bir geri dönüşüm alınca bir anda işte sınıf, daha çok sınıf lazım, saatleri iyi ayarlamak lazım. Ama bence bu pozitif bir şey aslında, negatif bir şey değildir. Her ne kadar da biraz güç olsa da güzel bir şey bence. Ve gelecek dönemdeki planlarını sordum arkadaşların ve onlar da dedi ki yeni lisanlar eklemek istiyoruz. Ben de sordum hangi lisanlar, neler olabilir ve Japonca dediler. Yani Japon, Çin gibi lisanlardan bahsettiler. Peki dedim bizde bu lisanları bilen birileri var mı dedim ve evet dediler. Yani inanamazsınız dedi Caroline. Bana arkadaşlar geliyor diyor ki işte ben Japonya'da yaşadım ne bileyim kaç sene. En azından pratik olarak ben de eğitim verebilirim. Demiş bir arkadaş ve onu da belki gelecek dönem işin içine katabilirler. Belki Çin'de, Çince de konuşan arkadaş da olabilir. Yani bunlar heyecan verici olaylar sayın seyirciler. Çünkü böyle bu tarz programlara katılmak için düşünün ki insanlar paralar ödüyor. Ama bu çocuklar bir araya geliyorlar sırf gönüllü olarak yapıyorlar. Neden? Ta programın başından Carolina'nın dediği gibi. Yani kültür alışverişi. Yani çünkü kültürü öğrenmek ta başından lisandan başlıyor. Ve bu arkadaşlar bunu başardılar. Ve onları takdir ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Thank you very much for being with me here today. Thank you too.
I've been talking to you since day one, and I was fascinated with the actual program when you first shared it with me. It sounds like you're surely having a great time, number one, and you're learning at the same time. Yeah. I would like to wish you luck with all your endeavors, and most importantly, your studies. You are all bright, successful students, and I wish the same in your academics and your academic life as well. Thank you very much. Thank you for having Thank us. You. And we're definitely going to continue this program, okay? I hope to see you guys very soon again, okay? Okay, evet sayın izleyiciler, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirdiklerinin bugün önemli bir örneğini sizlerle paylaştık. Huzurlarınızda onlara bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik etmek istiyorum ki ettim. Tekrar ediyorum. Thank you and congratulations once again. Programı izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalınız diyorum. Bizi izlemeye devam ediniz. Go! Go!